Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Nefis bir şeftalili kek ile karşınızdayım. 3 tane orta boy, orta sertlikte şeftalim var. Şimdi bunları elma dilimi şeklinde doğrayacağım. Taze meyvelerle yapılan keklerde genelde böyle karamel yöntemi kullanıyorum ki bu taze meyveler pişerken sularını keklerin üzerine salıyorlar. Bu da hamurlaşmaya neden oluyor. İşte tam da bunu engellemek için tavada bunu biraz şeker, biraz tereyağı, biraz krema ile birlikte pişireceğim. Hem pişireceğim hem lezzetlendireceğim. Hem de çok güzel bir karamel sos elde edeceğim. Kekin piştikten sonra bu karamel sosu üzerine dökeceğim. Şimdi doğradığım şeftalilerimi ocağa alıyorum. Öncelikle kalın tavanlı bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ettim. 3 yemek kaşığı kadar toz şeker, ben esmer şeker kullandım. Bulabiliyorsanız siz de mutlaka esmer şeker kullanın. Hem lezzetinde hem de görselliğinde çok güzel bir etki sağlıyor. Öncelikle karıştırarak şekerin erimesini sağlıyorum. Daha sonra içine şeker tamamen eridikten sonra 3 yemek kaşığı kadar süt kreması ilave edeceğim. Şayet krema bulamazsanız şeftalileri direkt ilave edebilirsiniz. Süt gibi bir ürün içine ilave etmeyin. Bu şekerlenmiş tereyağı taşlaşır aksi takdirde. Ya süt kreması ya da direkt olarak şeftalileri ilave ederek pişirmeye başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi süt kremam şöyle bir baloncuk baloncuk şişti ve ben hemen şeftalilerimi ilave ediyorum. Bu şekilde yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişireceğim. Şeftalilerim renklerini değiştirmeden gayet güzel bir şekilde hafif piştiler ama hala gördüğünüz gibi cas canlılar. Biraz sert bir şeftali kullanmakta bu yüzden fayda var. Şimdi bunları hemen dizmek üzere tart kalıbıma alacağım. Böyle bir havuz tart kalıbı kullanıyorum bugün. Bunlar hem tatlı hem pasta yaparken hem de özellikle böyle taze meyveli kekler için çok ideal kek kalıpları. Mutlaka edinmenizi tavsiye ederim. Benim de çok kullandığım bir kalıp. İçten dışa doğru böyle birbirinin sırtına gelecek şekilde şeftalilerimi düzgünce dizmeye çalıştım. Arda kalan sos benim için çok değerli. Kek piştikten sonra bu sosla servis edeceğim. Şeftalilerim soğuya dursun. Ben keki hazırlamak için hemen kabımı önüme alıyorum. 3 adet oda ısısındaki yumurtamı karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine bir su bardağı kadar şeker ilave edeceğim ve mikser yardımıyla köpük köpük olana dek çırpacağım. Bugün vanilyalı, fındıklı, yumuşacık bir kek hazırlayacağız. Yumurta ve şeker karışımım köpük köpük oldu. Şimdi içine yarım su bardağı kadar sıvı yağ, yarım su bardağı kadar da yoğurt ilave ediyorum. Bu tarz taze meyveli keklerde sütten ziyade yoğurt çok daha iyi sonuç veriyor. Ve ben bunun son aşamasında bir kaşık kadar da nişasta ekleyeceğim. Nişasta kek ıslandığı zaman hamurlaşmamasını sağlıyor. Bu tarz keklerinizde ya da panispanyalarınızda nişasta kullanırsanız çok daha iyi sonuç alacaksınız. Bir çay bardağı kadar ince çekilmiş fındığım var. Unumu, vanilyamı, kabartma tozumu, kek karışımıma ilave edip şöyle bir aşağıdan yukarıya doğru karıştıracağım ve kek karışımım hazır hale gelecek. Şeftalilerim soğudu. Kek karışımım da hazır. Şimdi bu şekli bozmamak için önce havuzundan doldurmaya başlayacağım. Böylece ortadan dökersem şayet kenarlara doğru şeftaliler yayılacaktır. Bunu gözeterek önce kenarları dolduruyorum. Daha sonra da üstüne bu fındıklı kek karışımımı döküyorum. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında ta ki böyle bir kabarana kadar, iyice üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişirmeye gönderiyorum. Mis kokular eşliğinde fındıklı kekim pişti, ılıdı. Şimdi artık kalıbımı ters çıkartıyorum ve tatatatam harika. Şeftalilerim hala bütünlüğünü koruyor gördüğünüz gibi ve kekim yumuşacık, çok güzel pişmiş. Ben size şimdi bunu dilimleyip içini dışını da göstereceğim.
Üzerindeki sosun lezzetini anlatamam. Mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalından ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde, yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.